Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlar. Şimdi geldik integralimizin son videosuna. İntegralde alanın dördüncü videosuna kardeşlerim. Bu videoyla birlikte integrali bitireceğiz. Bu videoda başta bir pratik kurallarımız var. Bundan bahsedeceğim arkadaşlarım. Bir de Riemann toplamlarımız var. Bundan bahsedeceğiz. Sonra integrale veda edeceğiz inşallah. Şimdi pratik kural şunu söylüyor kardeş. Diyor ki, aslında benim hiç kullanmadığım ama bazı arkadaşlarımızın seveceği, böyle işlem yapmaktan nefret eden arkadaşlarımız olabilir. Onlar çok sevecekler bu pratik kuralı. Şöyle diyor pratik kuralımız kardeşim. Şimdi bir parabolün hani x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanını hesapladık. Biz nasıl yaptık? İntegral kullandık, parabolün denklemini yazdık, integralini aldık, sınırları yerleştirdik falan filan. Şimdi burada da diyor ki pratik kural. Sen diyor o verilen parabolün tut diyor bir hemen diskriminantını bul. Deltasını bir bul diyor kardeşim. Parabolün diskriminantını bul diyor. İşte deltasını buldun. B kare eksi 4ac'ydi parabolümüzün deltası. Bu deltayı tutup da bir de kök deltayla çarpıp deltayı kök deltayla çarpıp 6a kareye de bölersen diyor işte o aradığın alanı bulmuş olursun diyor. İntegralle de uğraşmamış olursun diyor. Sen diyor bunu eğer istersen sadece parabolle x eksen arasında kalan bölgenin alanında değil, yine bir parabolle bir doğru arasında kalan bölgenin alanında da bulabilirsin diyor. İşte sana bir parabol verdi kardeşim. Bu parabol ile bir doğru arasında kalan bölgenin alanını sordu. Burada da yine aynı muhabbetle çözebilirsin. Nasıl? Önce parabolle doğrunun ortak denklemini buluyorsun dostlarım. İkisinin de y'lerini şu ax kare artı bx artı c ile mx artı n'i birbirine eşitleyip ikinci dereceden denklemini buluyorsun. Bu denklemin diskriminantını alıyorsun. İşte b karemiz artık ne oldu? B eksi m. B eksi m'in karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. C dediğimiz şey de c eksi n oldu. İşte bu diskriminantın da yine diskriminant çarpı kök diskriminant bölü 6a kare ile yine şuradaki alanı bulabiliyormuşsun dostlar. Bunu diyor iki parabol arasındaki kapalı alanın alan hesabında da kullanabilirsiniz diyor. Yani iki tane parabol verdi sana. Biri parabol, biri doğru değil. İkisi de parabol verdiyse yine bunları ortak çözüm yapıp alanı bulabilirsin diyor. Ben şimdi bunun için iki tane de örnek yazdım kardeşim. Hemen o örneklere de bir bakalım. Bakın diyor ki taralı alan nedir? Şimdi bir eğri var. Bu eğriyle x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bize sormuş. Neydi kural? Deltasını bulacaktık ilk önce. Hemen bu adamın deltasını bulalım dostlarım. Delta eşittir. B kare. B'miz eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A 1 C 2. Yani ne çıktı? 16 eksi 8'den 8 geldi deltamız. Şimdi alan neye eşit demiştik? Alan eşittir. Delta yani 8 çarpı kök delta yani kök 8 o da 2 kök 2 bölü 6 tane a karemiz. A karemiz a'mız 1. A karede 1 6 ile çarptım 6. Ne çıktı yani? 16 kök 2 bölü 6 o da 8 kök 2 bölü 3'müş sorunun cevabı dostum. Sen bir de integralden de hesapla istersen bakalım formül işe yarıyor mu onu da test etmiş olursun. Evet diğer soruya bakıyorum. Bir parabol bir de doğru arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Şimdi burada da ne yapacağız dedik dostlarım? Öncelikle bunların ortak çözümünü yazacağız. Yani x kare eşittir x artı 4'tür diyeceğiz. Sonra bu x kare eşittir eksi x eksi 4 eşittir 0 oldu. Yani x artı 4'ü sol tarafa attık. Hemen deltasını alıyoruz şimdi bu ortak çözüm denkleminin. B karemiz eksi 1 1 oldu. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 4 de buradan geldi. Yani 16 yaptı. Bir daha 17 yaptı deltamız. Şimdi alan neydi? İki parabolle eğri arasında doğru arasında kalan alan kök delta çarpı kök delta bölü 6 a kareydi. Deltamız 17. Kök deltamız da 17. Bölü a'mız 1. A burada 1. 6 tane 1.
6. Sorunun cevabı buymuş diyebiliyoruz dostlarım. Evet, pratik kuralımız buydu arkadaşlarım. Geldik şimdi Riemann toplamlarına. Nedir bu Riemann toplamı? Canım kardeşim, hiç öyle diğer böyle bazılarının anlattığı gibi böyle çok karmaşık kurmaşık bir şey değil. Şimdi Riemann toplamlarında şöyle bir muhabbeti bileceksiniz girişte, ilk etapta. Şu aralığa parçalanmayı bileceksiniz dostlarım. Şimdi amca bize diyecek ki soruda, işte atıyorum 3'e 7 aralığını, 3'e 7 aralığını 2 eş alt aralığa böl diye bir soruya böyle başlayacak. Bu şu demek kardeşim, bu aralık parçalanması, aralığın bölüntüsü demek şu demek. Sen bu 3 ile 7'yi 2 eş parçaya böleceksin ama kaçar kaçar böleceksin. Şimdi 3 burada, 7 de burada. Bunları kaçar... Şimdi ne dedik? 3 burada, 7 de burada. Bakın diyor ki bunu 2 tane eş alt aralığa parçalayın. Sen şimdi şuraya öyle bir nokta koyacaksın ki kardeş, bu adam 2 parçaya bölünmüş olacak ve bu parçalar da birbirine eş olacak. E şimdi bu nokta nereye konulur? Hangi sayıya konulur? Bunların ikisinin tam ortasına konulacak değil mi? İşte diyor ki bu aralığın boyunu bulmanın yolu da şudur diyor kardeşim. Delta x ile göstermiş aralık boyu bulmayı. Onu da şöyle yap diyor. Sınırın sağ uç noktasından, yani büyük olandan küçük olanı çıkartıp kaç eş parçaya bölmeni istiyorsa ona da böl diyor. Yani bizim örneğimize bakarsanız. Şimdi B yerine 7, A yerine 3 gelmiş. O halde 7 eksi 3... 2 parçaya bölmemi istiyor. 7 eksi 3 bölü 2. Yani 4 bölü 2'den 2 olacak aralık boyu. Senin şuradaki aralık boyu dediğim mesafeler ikişer birimden oluşuyormuş. Yani 3'ten 2 birim gittim 5, 5'ten 2 birim gittim 7. İşte buradaki noktayı bulmanı sağlıyor. Kaç eş parçaya bölün diyorsa biz de paydamızı ona bölecekmişiz dostlar. Şimdi bir de bunun Riemann alt toplamı diye bir başlığı var arkadaşlarım. Burayı da inceleyelim. Şimdi ben şuraya bir sürü zamazingo yazmışız ama şunlar hikaye kardeşim. Geç burayı, hiç okuma bile. Şimdi olay şu. Sana bir eğrinin altında kalan alanı bul derse. Bunu biz normalde nasıl yapıyoruz? Şuradaki eğrinin integralini, integral içerisine yazıyoruz. Sınırlarımızı yerleştiriyoruz. Ve integrali alıp sınırları yerine yazdığımızda alanı buluyoruz. Şimdi Riemann amca da şöyle bulmuş. Demiş ki, kardeş ben bunu demiş... Şuradaki altında kalan alanları, şu iki sınırın altında kalan, hatta burada kırmızıyı alayım ben. Kırmızıyla gösterelim. Şu A sınırıyla B sınırı arasında kalan alanı bulmak için. Bu alttaki parçayı, bölgeyi dikdörtgenlerle birleştireyim. Yani bir sürü dikdörtgen çizeyim buraya. Bu dikdörtgenlerin alanı bana altında kalan parçanın alanını versin demiş. Ve demiş ki ne kadar çok dikdörtgen çizersem o kadar daha çok yaklaşırım gerçek alana demiş. Şimdi ben burada 3 tane dikdörtgenle göstermeye çalışmışım. İşte kaç parçaya bölmüşüz alt aralığını, yani AB aralığını kaç parçaya bölmüşüz? Şurada bir parça var, şurada 2, şurada da 3. parça var. Ben 3 parçaya bölerek bulmaya çalışmışım alanı. Diyor ki amca sen istersen 4 parçaya böl, 5 parçaya böl. Ne kadar çok parçaya bölersen... Buradaki alana, gerçek alana o kadar daha çok yaklaşırsın diyor. Yani şöyle göstereyim. İşte bakın daha çok dikdörtgene böldük. Şu dikdörtgenleri oluşturalım şu şekilde. Bir sürü dikdörtgen yaparsanız, ne kadar çok dikdörtgen yaparsanız geride boş kalan, bakın şuradaki beyaz alanlar, şu beyaz kısımlar daha azalırlar ve dolayısıyla gerçek alana daha da yaklaşırsın diyor. Peki hocam bu dikdörtgenin alanı ne peki öğretmenim? Dikdörtgenin alanı şu alttaki aralık boyuyla şuradaki f'in şu a değerinin karşılığı olan şuradaki f a'yı aralık boyuyla çarpıyorsun. Bu dikdörtgenin alanını buluyorsun. Tabii şimdi bunlar harfli olduğu için çok fazla gıcık gıcık şeyler yazılıyor burada arkadaşlarım. Bunlara hiç gerek yok. Örneğe geçtiğimde çok daha iyi anlayacaksın şu dikdörtgenin alanını bulmayı kardeşim. Çok daha basit gelecek sana. Diyor ki Riemann amca, tamam diyor ben bunu alttan buldum da bir de bunun üstü olsun diyor kardeşim o halde. Bir de bu dikdörtgenleri şöyle üstüne, eğrinin üstüne doğru taşırmış. Şöyle taşırmış, bakın biraz daha fazlalıklarını bulmuş. O halde bu dikdörtgenleri ben topladığım zaman alanını normalde benim aradığım şu eğrinin altında kalan alandan bir tık daha büyük bir şey. Bir tık üstünde bir şey. Üst toplamış.
toplamından bahsediyorum arkadaşlarım. Gerçek alanın bir tık üstünde değer bulursunuz diyor. Bir de bunun orta değeri var kardeşlerim. Onu da gösterelim. Orta değer de şu. Sen eğer diyor, şurada gösterelim. Şu alttaki aralıkların tam ortasındaki değerlerle bu dikdörtgenlerin alanlarını bulursan diyor. Çizemedim ya lan şunu. Neyse. Şurada bir dikdörtgen, şurada bir dikdörtgen, şurada bir dikdörtgen bulursan diyor. İşte bu da diyor senin Riemann orta toplamın olacak diyor kardeşim. Ve Riemann orta toplamı da Rn ile gösteriliyormuş. Peki tamam hocam. Şimdi gelin bu Riemann'ı daha da iyi anlamak için birkaç tane örnek yapalım. Bakın birinci örneğimiz diyor ki fx eşittir x kare parabolünün 1,5 aralığında 4 eş alt aralığa bölünerek 4 eş alt aralığa bölünecek ve bu durumda bulunan Riemann'ın alt, üst ve orta toplamlarını bulunuz diye bir soru sormuş. Şimdi gelin önce biz bunun bir grafiğini çizelim arkadaşlarım. Şöyle bir koordinat düzlemi çizelim. Parabolümüzü de şöyle çizelim. Bu bizim parabolümüz. Şöyle bir parabol. Ve diyor ki 1 ile 5 aralığı. 1 şurası olsun kardeşim. 1 burada. 5 de işte şurada bir yerde olsun. 5 de buraya denk gelsin. Sana da diyor ki şuradaki aralığı benim için bul. Bu alanı bul diyecek. Ama bunu alt Riemann'ın alt toplamlarıyla bul, üst toplamıyla bul, bir de orta toplamıyla bul diyor. Şimdi alt toplamda ne yapıyoruz? Biz bu aralığı önce aralık boyunu bulalım. 5 eksi 1 bölü 4 eşe böl dediği için 4. Yani 1 çıktı burası. Demek ki aralık boyları 1 1 gidecek. Yani şurası 2 olacak. 3 olacak. Ve 4 olacak. Birer birer de aralık boylarını arttırdık. Şimdi gelin dikdörtgenlerimizi oluşturalım. Dikdörtgenler. Şunlardan önce eğrilere şöyle bir diklikler gidelim. Her eğrimize gittik. Neydi? Şu alt sınırdan buraya dikdörtgen çiziyorum. İşte bu dikdörtgenlerin alanı, şuradaki dikdörtgenimin alanı benim Riemann alt toplamımın alanı olacak arkadaşlarım. Şunların toplamını istiyor. Riemann alt toplamı dediğimiz şey bu dikdörtgenlerin alanıydı. Peki x 1 iken y'nin karşılığı nedir? Bunu bulalım. X yerine 1 yazarsak y 1 çıktı. Demek ki şu kenar 1 santim. X 2 iken y ne çıktı arkadaşım? 4 çıktı. Şurası 4. Demek ki şu kenarın boyu 4. Şurası 4. X 3 iken y yerine 3 yazarsam 3'ün karesinden 9. 4 iken ne çıkıyor kardeşim? 4'ün karesi 16. 5 yazarsak da şu anda ihtiyacımız yok ama 5'in karesi de 25'tir dedik. Bu şekilde de gidiyor. Şimdi şu en alttaki dikdörtgenin alanını hesaplayalım. 1'e şurası da 1 santim olduğu için 1 de buradan geliyor. 1 çarpı 1'den 1 geldi. Riemann alt toplamını hesaplıyorum şimdi arkadaşlarım. 1 artı şimdi şu dikdörtgenin alanını hesaplayacağız. Şurayı. Bu da yine kısa kenarı 1 ama uzun kenarı şurası olduğu için 1 çarpı 4'ten 4 geldi. Artı şimdi şu dikdörtgenin alanını hesaplıyorum. Yine şurası 1. Uzun kenarı da 9 çıktı şu kenar. 1 çarpı 9'dan 9 geldi. Son olarak şuradaki dikdörtgeni hesaplayacağız. Şu dikdörtgen. Bunun da kısa kenarı 1. Uzun kenarı şuradan aşağı inen diklik. Yani 16. 1 çarpı 16'dan 16 geldi. 16, 20, 29, 30. Riemann alt toplamı 30'muş arkadaşım. Bunu bulduk. Sıra geldi. Riemann üst toplamını bulmaya. Şimdi onu yazalım. Riemann üstü yazacağız. Şimdi bunun içinde ne yapıyorduk? Önce bir farklı renk alalım. Şöyle mavi rengimizi bir alalım. Dostum bunun içinde dikdörtgenlerimi şöyle yazacağım değil mi? Şöyle gösterecektik dikdörtgenleri. Fazlalıklarını alacağız şuradaki. Şu dikdörtgenlerin alanını bulacağız bu sefer de. Şuradaki mavi dikdörtgenin alanı, şu mavi dikdörtgenin alanı diye tek tek gideceğiz. Önce birinci mavinin alanı. Kısa kenarı yine 1, uzun kenarı bu sefer 2. 1 çarpı 2'den 2 artı. Diğer mavi dikdörtgenin, şu mavi dikdörtgenin alanı. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 9. 1 çarpı 9'dan 9 artı. Diğer mavi dikdörtgen şu. Şuna geldi sıra.
Şu mavi dikdörtgendeyiz. Kısa kenarı 1, uzun kenarı 16. 1 çarpı 16'dan 16 geldi. Artı son mavi dikdörtgen, o da şurası. Şu dikdörtgenin alanı, o da 1 çarpı 25'ten 25 geldi. Bunların da toplamı artık ne çıkıyorsa 54 çıkıyormuş. Ben direkt yazdım. Şimdi geldik Riemann orta toplamına arkadaşlarım. Hadi bunu da yapalım. Bunu da başka bir kalemle gösterelim. Şöyle yeşil rengimizi alalım, bakalım olacak mı? Ortada da neydi? Alt sınırların tam ortasını alıyoruz dostlarım. Şu kısmı alıyoruz. Şurası tam ortası, bak 1 ile 2'nin tam ortası ne yapar? Şu orta. 1 ile 2'nin ortası 1,5'tür. Yani 3 bölü 2. 2 ile 3'ün tam ortası 2,5'tür. Yani 5 bölü 2. 3 ile 4'ün tam ortası 3,5'tür. Yani 7 bölü 2. 4 ile 5'in tam ortası 4,5'tür. Yani 9 bölü 2. Şimdi de bunlara göre bulun diyor arkadaşlarım. Tabi bunlara göre bulacağız ama önce 3 bölü 2 yazdığımızda bunun karşılığı nedir? Onu bir bulalım kardeşim. Tabi şuradaki dikdörtgenin alanını bulacağız şimdi, hesaplayacağız. Tabi bunların alt aralıkları da 1 olduğu için kısa kenarları 1. Yani şöyle olacak. 1 çarpı 3 bölü 2'nin karşılığı ne? Buradaki, tam şurada karşılığı ne? X yerine 3 bölü 2 yazarsam 9 bölü 4 gelir. O halde 1 çarpı 9 bölü 4 artı. Şimdi yine kısa kenarım 1 ama uzun kenar, yani 1 yazdığımda şuranın karşılığı olan sayı kaç? 5 bölü 2 yazdığımda karesi 25 bölü 4. 1 çarpı 25 bölü 4, 25 bölü 4 diyelim. Artı yine 1 çarpı, bu sefer 7 bölü 2'nin karesi 49 bölü 4. Artı 1 çarpı 9 bölü 2'nin karesi 81 bölü 4. Hepsinin paydası eşit olduğu için direkt üstleri toplayacağız kardeşlerim. 81, 90, 50 daha 130, 129 yaptı. 149, 149, 153 mi yapıyor? 154 yaptı. 154 bölü 4. 154'ü 4'e bölersek 76... 154'ü 4'e bölersek, yanlış mı topladım ya? Bir daha toplayayım. 9, 25 daha 34. 49 daha toplayalım. 13 elde var 1. 7, 83. 83, yanlış toplamışım lan. 81'i toplayalım. 164 yapmış. 164'ü de 4'e bölersek, 2'ye böldüm 82, 2'ye böldüm 41. Buradan da 41 çıkıyormuş arkadaşlarım. Zaten R orta, R altla R ortanın arasında bir değer çıkmasını da bekliyorduk biz zaten kardeşler. Böyle çıkmak da zorunda. Evet, hemen geldim sıradaki sorumuza. Şimdi yine bir soru ve R altı bulun diyor biz arkadaşlarım. Bakın x küp eğrisi, hemen x küp eğrisini 1-3 aralığında diyor. Şöyle bir çizmeye çalışalım ilk etapta. Daha net görelim. X küp eğrisi şöyle bir şey arkadaşlarım. Şöyle gitti, bir de bu tarafında var tabii bunun. Bizi 1 ile 3 aralığındaki kısım ilgilendiriyor. 1 şurası, 3 de şurası olsun. Şimdi 1-3 aralığında 2 eş alt aralığa ayırın diyor. Yani aralık boyunu bulalım. 3-1 bölü 2'den, 2 bölü 2'den 1 gelecek. Demek ki 1 santim fazlası 2. İşte 2 eş alt aralığa böldük. Hemen dikdörtgenlerimi oluşturuyorum. Birinci dikdörtgenim, ikinci dikdörtgenim. İşte benden de bu dikdörtgenlerin alanları toplamını istiyor demiştik. Riemann alt toplamı buydu arkadaşlar. Peki şuradaki 1'in karşılığı x yerine 1 yazarsak y de 1 çıkar. X yerine 2 yazarsak y 8 çıkar. 1 ile 8. O halde Riemann 6 bulalım. R 6 eşittir. Kısa kenarım 1, uzun kenarım 1. 1 çarpı 1'den 1 artı. Şu dikdörtgenin alanı kısa kenar 1, uzun kenar 8 olduğu için 1 çarpı 8'den 8, topladım 9. Dostlar burada R üstü bulmanız gerekirse R üst 35, ortayı da siz bulun arkadaşlarım yine. Üst de ortayı da siz bulun. Ortayı da 152 bölü 8 bulacaksınız. Bunu da söylemiş olalım. Siz de kendinizi bir test etmiş olun. Başka örneğe geçiyorum ben. Hemen bakalım bu ne diyormuş. Şimdi grafiği vermiş bize. Diyor ki x'ler 1'den 3'e, y'ler de 2'den 10'a. 1'den 3'e, 2'den 10'a şeklinde grafiği göstermiş zaten. Parçalanmasını da yapmış. Diyor ki
fx grafiği verilmiştir. 1, 3 aralığı eşit uzunlukta 2 alt aralığa bölünüp, 1 ile 3'ü bakın zaten 2 alt aralığa bölmüş zaten bu amca. Aralıkların sağ uç noktaları x1, x2 olarak işaretleniyor. Daha sonra her bir alt aralığın taban kabul eden yükseklikleri fx1, yani dikdörtgenlerden bahsediyor bize arkadaşlarım. fx1, fx2 olan dikdörtgenler çiziliyor diyor. Tamam, şimdi x1 burası, x2 burası. Sağ uçlara da söyledik aralıkların. Bakın birinci aralığın sağ ucu burası, ikinci aralığın sağ ucu burası. Dikdörtgenler çiziliyor. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı. Neydi bu dikdörtgenlerin alanları toplamı arkadaşlarım? Şöyle gösterelim. Şuradaki R üstten bahsediyor değil mi bize kardeşlerim? Hemen bulalım bu dikdörtgenlerin alanlarını. Şurası 1, şurası 1. Şu yükseklik 2. 2 değil tabii ki bu yükseklik. X yerine 2 yazdığında karşılığı ne? Onu bulalım ilk önce. 2 yazarsam 4, 5 geliyor buranın karşılığı. 3 yazınca zaten 10 geldiğini fark ettik. O halde bunun bu kenarı 5, bunun da bu kenarı 10 olduğu için 1 çarpı 5 artı 1 çarpı 10, o da eşittir 15 geldi. Bu A. Şimdi gerçek alanı bulun diyor arkadaşlarım. Gerçek alanda B'ymiş. Peki B dediğimizde işte bu eğrinin altında kalan alan. Gerçek alanda bundan bahsediyor. Az önce üst toplamı bulduk. Şimdi gerçek alan. Gerçek alanda bu eğrinin altında kalan alan ki onu da biz nereden buluyoruz? Sınırlarımız 1'den 3'e, eğrinin denklemini de buraya yazdım. İşte bu da gerçek alandır dedim dostlarım. Hemen hesaplayalım. 1'in integrali x, x karenin integrali de x küp bölü 3, sınırlarımız da 1'den 3'e. Şimdi bir 3 yazalım. 3 yazarsak 3 artı 27 bölü 3'ten 9 gelir. Eksi 1 yazarsak 1 artı 1 bölü 3 gelir. Burası 12 eksi 3, bir daha 4 bölü 3 oldu. 36, 4 çıktı 36'dan, 32 bölü 3. İşte bu da gerçek alan yani B. Bize de diyor ki A eksi B'yi yani 15 eksi 32 bölü 3'ü bulun diyor. 45, 45'ten 32 çıktı, 13 mü geldi? 13 bölü 3'tür A eksi B dediğimiz şey. Evet, bir sorumuz daha var. Son sorumuz bu da arkadaşlarım. Diyor ki R'de tanımlı artan ve sürekli bir f fonksiyonu için. F'de 0'ı verdim, 1'i verdim, 2'yi verdim diyor. Bunları madem verdin kardeşim gel biz de bunların şeklini bir çizmeye çalışalım. Grafiğini çizelim bu fonksiyonun. Şöyle başka renk alalım, kırmızı alalım. Şimdi x yerine 0 yazdığında y'yi 2'de kesiyormuş. X yerine 1 yazdığımda y'yi 3'te kesiyormuş. Şöyle 1'e 3'ten de geçiyor. Onu da gösterelim. Buradan geçecek. Şurası 3, şurası 1. Bir de 2 yazdığımda da 4'ten geçiyormuş kardeşim. Şurası 0, 1, 2 yazdığımda da 4'ten de geçiyormuş benim eğrim. Yani rastgele çiziyorum işte arkadaşlarım. Şöyle bir eğri olsun. İşte bu bizim f fonksiyonumuz oldu. Diyor ki buna göre diyor 0'dan 2'ye dx integrali ne olabilir diye bir soru soruyor. Şimdi normalde bu integral 0'dan 2'ye dediği zaman şu altta kalan eğrinin alanını soruyordu değil mi? Bize bu alanı bilsek soruyu çözeceğiz. Ama eğrinin alanını bulmam için integralin içerisine 0'dan 2'ye şuraya eğrinin denklemini yazmalıyım ben. Eğrinin denklemini bilmediğim için normal alandan bulamıyorum bunu. Ne yapacağım? Bir Riemann alt aralığını bulacağım. Bir de Riemann alt toplamını pardon, bir de üst toplamını bulacağız dostlarım. Sonra diyeceğiz ki bu ikisinin arasında bir değer alacak bu eğri. Şimdi önce Riemann altı bulalım. Sonra Riemann'ın üst toplamını bulalım. Bakalım neler geliyor. Riemann'ın alt toplamı. Şimdi şuradan çizdiğimiz dikdörtgenlerin şu dikdörtgenle bu dikdörtgenin alanları toplamı. Şurası 1, şurası 1. Küçük aralıklarımız 1. Şurası 2. Diyeceğiz ki şimdi 2 çarpı 1'den 2. Şurası 3 olduğu için 3 çarpı 1'den buranın aralığı da 3. 2 artı 3'ten 5 geldi Riemann alt toplamı. Şimdi üst toplamını bulalım hemen. Üst toplamı da şöyle buluyorduk arkadaşlarım. Şöyle ve şöyle. Şimdi şuradaki dikdörtgenin alanı. 3 çarpı 1'den 3 artı şu dikdörtgenin alanı. Bu
buranın alanı, şunun karşılığı 4'müş. 4 çarpı 1'den 4. Bu da 7 geldi. İşte demek ki Riemann orta dediğimiz, yani gerçek değer 5 ile 7 aralığında olacakmış. 5 ile 7'nin arasında da bir tek 6 var. Buradaki eğrinin alanı 6 olabilir dedik. 5 ile 7 aralığında olacağı için. Bunların hiçbiri 5 ile 7 aralığında değil. Evet dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Dolayısıyla böylelikle integrali bitirdik. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşler.